Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim için değişik bir gün olacak çünkü taraftarı olduğum, küçüklükten beri aşık olduğum renklerin stadına geldik. Şu an Şükrü Saraçoğlu'nun stadındayız. Bugün maç yok, hiçbir şey yok. Ne yapacağız bugün? Müze turuna gireceğiz. Müze turunda stadın yanına gideceğiz, soyunma odalarını göreceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız ve bunları vlogumuza kaydedeceğiz. Ben aşırı şekilde hazırım. Siz de hazırsanız yavaştan turumuza başlayalım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Lacivert paket olan bir müze turu aldık. 80 dakika boyunca sürecek olan. Şu an girişi arıyoruz. Biletimizi aldık ama internetten aldık. Nereden gireceğiz, nasıl yapacağız, ne edeceğiz hiçbir bilgimiz yok. O yüzden şimdi biz de güvenliklere sora sora nereye, ne yapacağımızı, nasıl gireceğimizi şu an halletmeye çalışıyoruz. Ama biletlerimiz hazır. Sabah internetten aldık. 4'te tura başlayacağız. Şu an burada görmüş olduğunuz gibi stadın feneryumu var. Şimdi yavaştan içeri girmeye bir çalışalım bakalım. Şu anda stada ait Mikros Market'in yanındaki taraftan yukarı doğru çıkıyoruz. 4'te müze turumuz başlayacak. Az önce devletimden geçtik. Şimdi üstümüzü başımızı aradılar. Bileti buradan da alabiliyoruz aslında ama biz şeyden aldık. İnternetten aldık. Şimdi saatin başlayıp tura girmeyi bekleyeceğiz. Ve arkadaşlar, manyak bir şey ya bu, manyak bir şey ya bu. Usta Saraçoğlu'na ilk defa giriyoruz, ne düşünüyorsun? Güzel bir duygu. Tuttuğumuz takımı nerede, nasıl, ne yaptığını görmek hoş. Ve ayrıca soyunma odalarını falan da göreceğiz, yani değişik bir şey olacak bizim için. Bakalım, şimdi içeri girmeye bekleyeceğiz. Daha bir süre herhalde güvenlikten geçeceğiz. Ferize ne diyorsun, içeri gidiyoruz? İçeri giriyoruz, heyecanlıyım. İlk defa giriyorum. Bakalım. Biz internetten aldığımızdan dolayı çok hızlı bir şekilde halloldu. Direkt ben zaten kendi ismimi aldığım için 4 bileti de hemen ismimi verdim, kimliğimi verdim, halloldu. Bir de şimdi şurada şöyle bir visitor card gibi, yani ziyaretçi kartı verdiler. Şöyle burada Camartu. Bununla tur boyunca gezeceğiz. Tur boyunca bunlar üstümüzde olacak. Ondan sonra Cima'da bunlar tur bittikten sonra bize armağan olarak kalacakmış. Birazdan saat 4 gibi tura başlayacağız. Saat şu an 3:50 geçiyor. Ortalama 10 dakikamız kaldı. Girişimizi yaptık. Ziyaretçi kartımızı aldık. Birazdan Fenerbahçe'nin evine giriyoruz. Heyecan yüksek, heyecan yüksek. İyi seyirler. Umarım güzel bir video olur bu arada. Yani biraz şey açtım, böyle soft açtım videoyu. Hızlı açtım çünkü yeri bulabileceğiz diye. Ama umarım hoşunuza giden güzel bir video olur. Ya sadece Fenerbahçe taraftarları için değil, yani tüm Türkiye'deki hangi takımı destekleyen taraftar olursa olsun videoya hoş geldi diyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Buraya yasakmış. İnşaat varmış, buraya yasakmış. Neyse, tamam. Hareketlendik. Gidiyoruz. Basın odasına doğru gidiyoruz. Evet, şu anda da basın hocamızdayız. Basın abileri maç öncesi devre çalışmaları hemen arkanızda bulunan çalışma alanı da yapmaktadır. Sizden de ilerleyin, buyurun. Arkada misafirlerimiz kalmasın. Şu an burada spikerlerin oturup maçı izlediği, aynı zamanda şu ekranlardan da canlı yayını izleyip yorumladığı, bizlere aktardığı yer tam şurası.
Tam şu an bulunduğumuz alansa canlı yayın kameralarının stadı çektiği, maçı çektiği yer. Değişik bir mevzu. Beyler ne düşünüyorsunuz? Güzel, 10 numara. Abimi kapatma lan. Renkleri daha güzel tutuyorum ben. Hoş. Fevzi ne diyorsun? 10 numara. Şimdi, manzarayı gösterdim. Şimdi burada fotoğraf çekildik. Tekrardan devam ediyoruz. Böyle fotoğraf yerlerinde bayağı bir vakit veriyorlar, 10 dakika falan. Fotoğraflarımızı çekildik. Instagram'a post geliyor zaten. Şimdi devam ediyoruz turumuza. Şu an yönetim kurulunun maçları takip ettiği locadayız. Girdiğimiz yer. Yani Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna girersek, hani koçun oturduğu yeri göster. Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna girersek burada oturacağız. Girmeden de oturuyoruz şu an. Büyüklük abi, büyüklük halis mi ya? Bak girmeden içeri oturuyoruz. Şurada şimdi göstereceğim abinin oturduğu yerde Ali Koç'un her maçı izlediği koltukmuş efendim. Şurada ıslat böyle gözüküyor. Şu an soyunma odalarına doğru geçiyoruz. Beni şu an göremiyorsunuz değil mi? Soyunma odalarına doğru geçiyoruz. Misafir takım hemen solumuzda bulunan gri kapıdan girişini yapıp şimdi gideceğimiz koridordan kendi soyunma odasına ulaşıyor. Ve buyurun misafir takım yer. Deplasman takımı soyunma odası. Burada şu an gördüğünüz bu formaların hepsi temsili formalar. Ama ne formalarıymış? Zamanında buraya oturmuşlar. Zamanında gelmişler buraya maç yapmaya Fenerbahçe'de. Bu deplasman takımı soyunma odasına girmişler. Maça hazırlanmışlar. Buradaki formaların hepsi de onları temsilen, burada bulunduklarını belli etmek amacıyla koyulmuş. Şimdi basın toplantı odasına geçiyormuşuz. Ronaldo oturmuş mesela. Öyleymiş. Basın toplantı odası varmış da Ali Koç başkanımla toplantımız var. Allah Allah. Keşke arkaya kere yazsın. Başkanım, başkanım bir soru da ben sorabilir miyim başkanım? Fevzi aşırı hoşuma gitti. Sabah Fevzi diyordu ki beyler ben gelmesem olur mu diyordu. Evet. İyi ki gelmiş misin? Aynen. Güzelmiş. Tam bulunduğumuz yer, görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe Spor Kulübü basın toplantısı odası. Jorge Jesus'un, efendime söyleyeyim daha birçok geçmişteki teknik direktörümüzün ve futbolcularımızın basına verdiği demeçler işte burada çekilmiş. Abi, burada bir yerde belki Jorge Jesus'un sakızına rastlayabiliriz. Başkanım soruyor ne? Başkan sorular alalım. İyi ki gelmişiz vallahi ya. Fenerbahçe soyunma odasına giriyoruz şu an. Bulunduğumuz yer Fenerbahçe soyunma odası.
arkamızda Goat'umuz var. Şu an bu sezon gol kralı. Burada oturulmuş maçlara çıkmadan önce. Buraları görmek değişik. Ya Allah bilemedim. Jorge Jesus burada taktik maktik anlatıyor. Jorge Jesus. Jorge'nin taklidini yaptı. Tevzi ne diyorsun? Ne diyeyim kanki? Güzel. İyi bir soyunma odası. Abi rüzgarın oğluyla aynı yerde oturuyor. Soyunma odasından çıktık. Şimdi sahaya çıkıyoruz. Futbolcular sahaya çıkarken buradan çıkıyorlar. Biz de şimdi sahaya çıkacağız. Kulübelere. Ve arkadaşlar şu an tam sahanın yanındayız ya. Yani bak şurası saha ya. Burada oynuyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bak burada oynuyorlar. Şurası bizim takımın soyunma odası. Buranın bizim kulübe. Şu karşı tarafta tam lan elimi yapamıyorum. Hah burada rakip takımın kulübesi ve burada tüm Fenerbahçe, Şükrü, Saraçoğlu stadyumu. Şu an çadırda falan tadilat var. Buraya çıktık, soyunma odalarını gördük, ettik. Şimdi tabii maç zamanı şurada bir sürü basın mensubu oluyor. Pres kameralarıyla geliyorlar. Fotoğraf çak 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 fotoğraf çekiyorlar. Abi buradan maça çıkıp yani oynamak değişik bir duygu. Değişik. Hayatımda ilk defa burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve umarım bu da size yansıyordur. Çünkü şu an acayip mutlu, heyecanlı ve şaşkınım. Az önce soyunma odasından çıktık. Efendime söyleyeyim, soyunma odasından sonra buraya geldik. Ve statta böyle. Gol oldu mesela adaylı. Bak şöyle bir de gol olunca böyle yapıyor bak. Herkes seviniyor tamam mı? Böyle bak hala. Ne yaptın sen şimdi? Jorge hocamın taklidini mi yaptın? Aynen. Büyük adam. Abi ne diyorsun? Büyük İskender. Fevzi. Şu an belki de efendime söyleyeyim Arda Güler'in, Enner Valencia'nın falan oturduğu koltuktasın. Ne düşünüyorsun? Gayet 10 numara. Bir tık alçak sadece ya. Adamlar pozisyonu göremiyor yani belli. Zaten buradan ısıdıkları için şurada full. Şurada full ısınıyorlar. Isınma şakası yapayım mı şurada? Yap bakayım. Şimdi ısınma şakası. Isınıyorlar ya. Isınma şakası. Şu an kulübedeyiz. Önümüzde ya. Stadın etrafında tur atmaca mı diye. Güzel stad baba ya yapmıştım. Şu an stadın etrafında böyle bir tur atıp şeye gireceğiz tekrar. Müzeye. Altay'a benzerim abi. Altay'a çok benzer anasın. Anıl Altay'ın kendisi gibidir. Ama bak Altay'ın saç kesimi nasıl biliyor musun? Şu yanlar yok, benim yanlar da var. Alırsan değil mi? O zaman Altay, bir de şurada sakal var Altay'ın. Benim de sadece orada çıkıyor, tam Altay'ım ben. Ay oğlum buna ne kokuyor? Neydi bunun ismi? Tiner. Tiner, heh tiner kokuyor. Tiner kokuyor, nereden biliyorum? Bu barikatlar yeni boyanmış da. Sana etrafına dönmeye devam. Tek vuruş. Alman. Bir koçum. Müzeye giriyoruz. Burada son partmış sanırım. Ali Koç'un odası. Ali Koç'un odası. Canlı görünümü. Türkiye'nin Avrupa basketbol zirvesinin ilk kupası
Fenerbahçe'nin getirdiği Euroleague kupası. Şu an tam yanımızda. Şimdi bu kadrodan kim kaldı bize? Bu kadrodan sadece bize anılar kaldı diyebiliriz. Bu şampiyon kadrodan bize sadece anılar kaldı ama bu sene Dimitris Itoudis koçumuzun önderliğinde daha nice kupalara, zaferlere, Euroleague şampiyonluğuna koşacağımıza eminiz. Şimdi değerli arkadaşlar, şu an söyleyeceğimi lütfen yanlış anlamayın ama kulübümüz için en önemli olan kupaların birinin yanındayım. Kulübümüz için en özel olan kupalardan biri. Ve şunu söylemek istiyorum ki şampiyonun kupası müzesinde olur. Diyerek 2010-2011 şampiyonluğu kupamızla birlikte burada bir poz vermiş olalım ve tekrardan söyleyelim. Şampiyonun kuprası müzesinde olur efendim. Yani şu an stadın içinden, müzeden artık Feneryum'a doğru geldik. Şu an Feneryum'dayız. Mağazadayız. Birazdan umarım kapanışta sizlerle beraber olacağım. Şu an Feneryum mağazasındayız. Stad'dan çıktık. Stad'ın birazdan dışarı çıkacağız. Turumuz bitti. Teyze. Efendim. Abi tur hakkında ne düşünüyorsun? İnanılmaz iyi turdu. Vallahi gelin gezmeye gelin. Çok iyi. Abi şampiyon muyuz bu sene? Bana İnşallah. Söyle. İnşallah şampiyon. Sen şampiyon muyuz abi? İnşallah şampiyonuz. Abi şampiyon olalım. Şuradan bayrak alıp Bağdat'ta sallamazsak o da bizim ayımız olsun. Harbiden. Be. Harbiden. Bu sene artık şampiyon olalım ya. Baskette ya efendim şey der. Futbolda bir şey de şampiyon olalım. Abi hem Euroleague'de şampiyon olalım. Hem Süper Lig'de olalım. Aynen. Hem Avrupa Ligi'nde olalım. Aynen. Hepsinde olalım. Hepsinde olalım ya. Bu sene bizde ya. Sevgili arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi stat'tan çıktık. Hatta stadı arkamıza aldık ve kapanış konuşmasını yapmak üzere karşınıza geçtim. Yani şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Ciddi manada hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Küçüklüğümden beri havasında büyülendiğim o stadın içine girip efendime söyleyeyim, soyunma odalarını görmek, kulübeyi görmek, basın odasını görmek benim için acayip büyük bir mutluluktu. Hayatımın en özel günlerinden biri diyebilirim yani ve çektiğim en değerli videolardan biriydi benim için. Hem hayatıma bir anı olarak kalmasından mütevellit, hem de sizlerin beğenme açısından mütevellit bir motor geçiyor. Ortadan 1 saat 15 dakika boyunca gezdik, tozduk, çekimimizi yaptık. İçeride neler dönüyor, olayın detayı nasıl, onlara baktık. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bu anıları efendim paylaştığınız için. Ayrıca bize müze turunda rehberlik yapan içeride tanıştığım Serkan abiye de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi sağ olsun bizle iletişime geçti, yardımcı oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yanımızda hiçbir zaman ayrılmayan görevli abimize de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Kendilerine tekrardan bizlere yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım diğer videolarda daha güzel içeriklerle sizlerle beraber oluruz. Fenerbahçe stadı gezimiz burada bitti. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşünceye kadar bizle kalın. Bu kanalda kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz.